diliyorum arkadaşlar. Bu defa size bilgisayar başında bir konu anlatacağım. Biliyorsunuz avantajcılar kullanım amacı olarak çok farklı alanlarda kullanılabiliyor. Ama bizim definecilikte kullandığımız alan belli. Boşluk, metal. Ararken bunu kullanıyoruz. Alanımızı daraltıyoruz. Mümkün olduğunca boşluk veya metal olan bölgeyi işaretlemeye çalışıyoruz. Yalnız bazen boşluk ararken özellikle kazılmış kapatılmış bir bölgeyi alan tarayıcılar boşluk olarak algılayabiliyor. Aslında iyi bir şey mi kötü bir şey mi onu %50 %50 diyorum ben. Çünkü karşınıza çıkacak birçok mezar tamamen bir oda şeklinde olmayabilir. İçi tamamen toprakla dolu olabiliyor. Veya toprak tarzında öğütülmüş bir toprakla mezarın içi kapatılmış olabiliyor. Çünkü bu örneklere denk geldim. Aslında mezar kazmanın pek bir esprisi de yok. Çünkü mezarların içinden çok fazla bir şey de çok değerli şeyler çıktığı pek olmuyor. Yani çünkü eskiden insanlar da şimdiki insanlar gibi zenginlerden ve fakirlerden oluşuyordu. Nasıl şu andaki sistemde zenginler fakirlere oranla daha azsa o dönemde de aynıydı. Değişen bir şey yoktu yani. Belki onun kullanmış olduğu herhangi bir obje değerli olabilir. Tabii ki günümüzden önce yapıldığı için tarihi değerleri var. Yalnız bunun da Türkiye'de pek bir geçerliliği yok. Kullanmış olduğu herhangi bir materyalin çok eski bir zamandan kalmış olması Türkiye'de bir değer arz etmiyor. Çoğunlukla altın, gümüş. Bu tarz şeyler değerli. Yani bakırdan bulabileceğiniz bir yüzük veya bir bilezik çok da değerli olmuyor. Video içerisinde size mezarlardan az çok ne çıkıyor onu da görsel olarak, bir video olarak izleteceğim size. Onu da göreceksiniz. Şimdi konumuza geçelim. Kazılmış, kapatılmış alanı alan tarayıcı algılarsa ne olur? İyi mi olur? Kötü mü olur? Şimdi onunla ilgili bir video izleteyim size. Şuradan açayım videoyu. Hep beraber şöyle izleyelim bir ilk önce. Şimdi arkadaşlar burada kazı yapıyor. Peki bu kazıya nereden ulaştılar veya neyi düşünerek ulaştılar? Tabii ki bir işaretten yola çıkmışlardı. İşaretten yola çıktıkları için bu bölgeyi buldular. Yalnız içi tamamen dolu bir yer. Bakın size bir video daha izleteyim peşine. Gördüğünüz gibi şişleme yöntemi yapıyor. Şişin ilerleyişini görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde toprağın içine ilerliyor. Neden? Çünkü daha önceden kazılmış ve kapatılmış bir bölge. Bunun daha açılmış hallerini de göstereceğim size. O zaman daha iyi benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu videoyu da hep beraber izledik. Özellikle sordum. Yani bu bölge tamamen toprakla dolu muydu diye. Evet dediler. Tamamen toprakla doluydu. Ve zaten şişleme yapıldığını da görüyorsunuz. Şiş oldukça rahat bir şekilde toprak altına ilerliyor. Peki bu kazıldıktan sonra ortaya ne çıktı? Onu da hemen bir resmini size de göstereyim. Gördüğünüz gibi şu bölüm. Kazıldıktan sonra işaretçiyi özellikle görüyorsunuzdur. Etrafında gezdiriyorum. Bir kuyu var burada. Yani daha önce de söylediğim gibi özellikle sordum. Dedim ki bunun içi tamamen toprakla dolu muydu? Evet dediler. Tamamen toprakla doluydu. Ve şu görmüş olduğunuz kenarlar var ya arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kenarlar zemindeki taş muşlarla oyularak şu şekilde bir kuyu yapılmış.
ve bunun içinde doldurmuşlar. Tabii üstünden bir taş çıkıyor. O çıkan taş şu gördüğünüz taş. Şu beyaz taş. Onu kenara çekiyorlar. Kenara çektikten sonra aşağı iniyorlar ve aşağıda bir taş daha çıkıyor. Şu görmüş olduğunuz. Yani kuyuyu boşalttıkça en dipte bu taşa denk geliniyor. Onları da size değişik açılardan da göstereyim. Gördüğünüz gibi bir önceki fotoğrafın benzeri, biraz daha yakından çekilmiş. Bu kazılırken olan resim. Hangisiydi? Sanırım şuydu. Yok, bu da aynısı. Bir resim var, onu göstereceğim size. Bak, kazıldığı zaman o kuyunun yan tarafında şuradan gördüğünüz gibi, şu beyaz taştan itibaren geriye doğru bir duvar var. Şimdi bu duvar diğer tarafında yok. Sadece bir tarafta var. Demek ki bizim arayacağımız yer o duvarın diğer tarafı. Yani duvarın bize göre, şu an resme göre sağ tarafında. Şimdi bu kuyunun içinden ne çıkıyor peki başka? Bu kuyunun içinden çıkan diğer şey, hatta şu resmi de göstereyim ben size. Bakın, bu daha kuyunun tam açılmamış hali. Yani kuyu bile ortaya çıkmamış henüz. Şurada bir taş var. Gördüğünüz gibi. Bu taş üzerine konuluyor. Daha doğrusu en alttan başlayalım. En alttaki taş üzerine toprak dolduruluyor. Ve bu taş üzerine konuluyor. Ve bu taşın üzerine ne konulmuş? Onu göstereyim. Yani o taşın üzerine ne çıktı? O taşın üzerinden de böyle bir kafatası çıkıyor arkadaşlar. Bu ben ilk gördüğüm zaman domuz kafatası olduğunu düşündüm ama değilmiş. At kafatası. Bir tane daha resmi var. Hatta birkaç resmi var. Gördüğünüz gibi şu çene kısımları, işaretçiyle göstermiş olduğum yerler çene kısımları. Bu da ön ağzın olduğu kısım. Yani ön dişlerin olduğu kısım. Şöyle bir resim daha var. Kafatasının. Evet, görmüş olduğunuz gibi çene kemiği. Üstte dişler çürüdüğü için artık tamamen bütün parçaları orada değil ne yazık ki. Çürümüş gitmiş. Gördüğünüz gibi yine atın dişleri. Ben domuz kafatası sanmıştım ilk. Yalnız domuz kafatasında biliyorsunuz iki tane altta ve üstte uzun keskin dişlerin olması gerekiyor. Üsttekiler biraz kısa ama alttakiler daha uzundur. Çünkü hayvan orayı yani toprağı eşelemek istediği zaman alttaki dişlerini kullanıyor. O dişleri olmadığını gördüm, düşmüştür diye düşündüm ama at kafatasıymış. Gördüğünüz duvar. Bu videoyu göstermiş miydik? Evet, bunu tekrar izlemekte fayda var. Çünkü tamamen dolu olan bir yer ve sözün özüne gelirsek işte alan tarayıcınız burası sonradan doldurulmuş olsa da size burayı bir boşluk olarak verecek. Bir boşluk tepkisi burada verecek. Hatta bir kuyu da verecek. Kemikle bakarsanız kemiği de verecekti. Artık o kadar uzun bir zaman önce bu hayvan oraya gömülmüş ki dişi artık fosilleşmiş. Gördüğünüz gibi. Neredeyse fosilleşmiş bir durumda. Şimdi bu at kafasını oraya niye koydular diye soracak olursanız, yakında bir kale olduğuna göre büyük olasılıkla oradaki kalenin askerlerinden birinin mezarı. Bu at da büyük ihtimalle onun atıydı. Atıyla birlikte gömmüşler. Ama atını ayrı gömmüşler tabi. Yani o askerin mezarı atın yan tarafında. Yanında bir yerde. Mezarını açsanız içinden ne çıkar? Yine dediğim gibi Türkiye'de çok değerli olduğu düşünülüyor.
Evet, az önce kayıt kesildi. Kusura bakmayın. Ben bu programa üye olmadığım için üyelik istiyor ve galiba ücret istiyor. 10 dakikadan daha fazla video yapabilmek için. Onun için ben buna kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi izlemiş olduğunuz gibi alan tarayıcıyla burayı bulmaya çalışsaydınız bulurdunuz. Yani kazılmış, kapatılmış bir toprağı da rahatlıkla bu şekilde tespit edebilirsiniz. Ama her kazılmış, kapatılmış toprağın içinde bir şey olur veya her boşluk verdiği yerde bir şey olur diye bir kural kesinlikle yok. Niye yok? Çünkü heyelan solucu oluşmuş bir bölgede birçok yerde ne yazık ki toprak yumuşak olduğu için kazılmış, kapatılmış etkisi veya boşluk etkisi size verecektir. Daha doğrusu boşluk etkisi verecektir. Bir de şunu göstermek istiyorum. Benim yaşadığım olaylarla ilgili. Şimdi bazı şeyleri ben aynı yerdir diye videolarda söylemiyorum ama şu iki videonun yeri aynı arkadaşlar. Bir dakika hemen bulacağım. Evet. Papaz mezarı videosuyla, şu gördüğünüz papaz mezarı videosuyla, şu gördüğünüz ata alan tarama define çubuğu videosunun yerleri aynı. Bunu daha önce izlediyseniz az çok fark etmişsinizdir. Burada bir yeri belirliyordum. Bir yeri belirledikten sonra açılmış bölge, yani bölgeyi açtılar. İçlerinden mezarlar çıktı. O neydi? Daha önceden size paylaşmıştım. Hemen resmini de göstereyim. Şu bölge arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bölge. Bu da tamamen toprak doluydu. Yalnız kazılmış, kapatılmış olduğu için, içinde kemik olduğu için, zaten kemiğe özellikle bakın, bu bölgede kemik var mı diye. Bakın şu bir mezar. Bu da aynı kayaya oyularak yapılmış. Ve içine ceset yerleştirilmiş. Şurada da ölülerin kullandığı ufak tefek malzemeler, yani değersiz malzemeler vardı. Varmış, ben görmedim. Resimlere devam edeyim şuradan. Bakın. Benim alan tarayıcının kemik algıladığı bölge şurasıydı arkadaşlar. Şu bölgede kemik algılıyordum. Yani buradaki kemiği algılamadım. Buradaki mezarı göremedik yani. Belki de görüyordu da sinyaller birbirine karıştığı için. Çünkü mezarlar birbiriyle hem yakın hem de kemik algılamış olması yeterli zaten. Orada bir mezarı veriyor. Metali ise şurada algılıyordu. Ben size daha önce bir videoda göstermiş olduğum topraktan yapılmış bazı şeyler çıktı dediler içinden ama artık ne kadar ben gözümle görmediğim için ona emin değilim. Bilemiyorum yani. Belki de ufak tefek metaller olabilir. Şu ara işaretçiyle gösterdiğim ara taş, yani yine kaya oyularak yan taraftaki mezar da yapılmış. Yani bu iki bölge birbiriyle aynı. O iki videoyu birbirine papaz mezarını önce izlerseniz bölgeyi daha net anlarsınız. Yani burası da kazılmış, kapatılmış bir bölge olduğu için orada da boşluk algılıyordu ve mezarı çiziyordu. Yani bu oda şeklinde olan bir yer değil orası. Demek ki %50 de olsa kazılmış, kapatılmış bir bölgeyi algılaması gayet iyi. Sözü fazla uzatmadan az çok sizden mezarlardan ne çıkar videosunu da şöyle bir izleteyim. Yani mezarlardan ortalama bu tür şeyler çıkacaktır. Kullandığı eşyalar, yüzükleri, kolyesi, bileziği gibi. Gördüğünüz gibi görseller çıkar. Gayet normal.
Ama bundan fazlası en fazla göz paraları ve ağzın içine koydukları paralar. Yani bir 3 adet sikke çıkma olasılığı var. O da tabii ölünün biraz zengin olup olmamasına, statüsüne bağlı. Mesela bakın küpelerini görüyorsunuz. Yani bunlar yurt dışında para ederler. Tarihi eser oldukları için, ama Türkiye'de bu tür şeyler pek para etmiyor. Onu da önce de bilgisini vereyim. Boşuna kazmayın yani. Ve mezarları kazarsanız özellikle sizden rica ediyorum. Bakın mesela bir boncuk kolyesinde veya bilekliğinde kullanmış olduğu bir boncuk. Muhtemelen camdır veya kehri vardır. Mezarları kazdıktan sonra mutlaka kapatın. Kemiklerine zarar vermeyin. Sağa sola atmayın. Hatta mezarları mümkünse kazmayın bile, yani gerek yok. İçinden pek fazla bir şey zaten çıkmıyor. Kemiklerine kesinlikle zarar vermeyin, yani sağa sola atmayın. Açtığınız gibi kapatın. İnanın ki açmanız kapatmanızdan daha zor değil. Kapatmak daha kolay. Toprağa atacaksınız ve kapatacaksınız. Yani olay o. Kemiklere de zarar vermeyeceksiniz. Olduğu yerde bırakın. Sağa sola sallamayın. Hangi dinden veya ırktan olursa olsun. Sonuçta ölmüş bir insan yani. Onunla sizin artık bir işiniz olmamalı. Gördüğünüz gibi mezardan çıkanlar bunlar. Çok da değerli bir şey yok. Yani en azından bizim Türkiye'de değerli bir şey değil. Yani müzeye de götürseniz bunu, başka bir yerde satmaya çalışsanız bunlar çok para edecek şeyler değil. Müzeye en fazla bana bağışla diyecek. Çünkü bu ederi olmayan şeyler diyecek ve siz de onu büyük ihtimalle ya evde satacaksınız ya bağışlarsınız. Formalite gereği de izinli kazı yapmaya gayret edin diyeyim. İzinli kazılar her zaman için daha güvenilir. En azından yakalandığınız zaman hapse falan girmek gibi bir olasılığınız yok. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar. Alan tarayıcılar kazılmış kapatılmış bölgeyi de boşluk olarak algılar, gördüğünüz gibi. Burada görmüş olduğunuz gibi. Size en azından bir ipucu verecek bir veri elde etmenizi sağlayabilir. Burayı yalnız alan tarayıcı kullanarak değil de şişleme yöntemiyle açmışlardı. Onu da söyleyeyim. Alan tarayıcı kullanılmamış. Çünkü arkadaş alan tarayıcı kullanmayı bilmiyor zaten. O sadece şüphelendiği bir bölgeye biraz kazıyıp sonra şişlemişti. Ve ortaya çıkan sonuç bu. Ve savaşçının mezarı da yanında bir yerde. Zaten yanındaki duvarda görüyorsunuz. Allah sonradan ne oldu bilmiyorum. Yani kazdılar mı kazmadılar mı onu bilemem. Şişlemeyi tekrar görün. Bakın. Yani kazılıp kapatılmış bir yer olmazsa bu kadar kolay şiş ilerlemez. Yani neredeyse imkansız gibi bir şey. Bakın aşağıda da son noktaya takılıyor zaten. Ve şişi vurduğunuz zaman aynı yerde son noktalara takılıyorsa, yani aynı mesafede takılıyorsa, o altta bir şey vardır. İşte dediğim gibi alan tarayıcı kullanmayı öğrenmek çok önemli. Alan tarayıcıyı kullanmaya başladıktan sonra bu tür bölgeleri tespit etme şansınız var. Boşlukta yani %100 diye bir şey yoktur. Bunu da aklınızdan silin. %100 metal bulacağım, %100 boşluğu bulacağım diye de bir şey yok. %100 diye bir şey yok yani. %100 dünyanın en iyi dedektörleri bile yanılıyor. Bunda şaşıracak bir şey yok. Neyse, süre doluyor. Hepinize esenlikler diliyorum. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.